Hayırdır Kamil abi? Burada mıyız? E tamam biz de buradayız o zaman. Günaydın abiciğim, günaydın. Yani o yüzden şansımız da bugün biraz serin. Biraz değil abi, bildiğim bayağı soğuk yani. Mark kapıdan baktırır diyorlar kazma ya. Kazma kürek yaktır hikayesi. Gerçekten şey, bu sene gerçek oldu galiba. Foçalılar kedileri seviyor diye herhalde dışarıdan bayağı kedi geliyor Foça'ya. Ne yapıyorsunuz? İyi, nereye gidiyorsunuz bakayım? Hadi geçin ben de olur. Usta'nın lokması efsane. Onun çuvalı 480 lira mı oluyor? 5. 500 mü? Yan teneke ya. Ona... Dün gittim 480 diyor, bak yarın 500 diyor. Öbür gün bir şey diyemem diyor. Bir doğru söylüyor. İstediğim kadar yağ göndermiyor bana diyor. Ya şey 18'e düşürdüler ama darası 16,5 falandır yani. Bir de şey gerçekten Şükrü Usta yapıyor bu işi. İyi yapıyor. Hayırlı yani. Hayırlı kolay gelsin. Burası 4 ay oldu başlayalım. Evet. Ama izinleri falan bakanlıklardan alınan izinler falan nereden baksanız 1,5-2 seneyi aldı. Kavala'dan başlayıp insanların bir yürüyüş alanı. Evet. Daha sonra buradan şimdi Büyükdeniz'e de girdik ya, Büyükdeniz'de yapıyoruz. Evet. Komple insanlar çıktığında yani Foça'nın bütün sahil bandını rahat bir şekilde yürüsünler ve keyif alsınlar istiyoruz. Gerçekten iyi düşünmüşsünüz. Bence güzel de bir proje olmuş. Yapıda imalat da güzel oldu. Yani sıcak oldu. Bu demirlerin üzerleri kaplanacak, ışıklandırma gelecek, yeşillik olacak, oturma alanları olacak. Ya yani evet. Burada insanlar oturduğunda işte Midilli'ye, Karabur'una kadar her yerde güzel oldu. Biliyorsun bir de buranın gün batımlarını evet, falan. Evet, evet. Yaklaşık 12 milyonluk bir iş burası. Elimizden geldiğince Foça'yı işte böyle bu bakir halini tutabilmek. Nereye gidiyoruz? Okula. Hangisine? Gecesi gündüzü yaşayacaksın. 10 sene gibi düşün bunu. Evet. Çünkü aynen. Bizim işte şey yok yani. Hafta sonu bilmem ne ondan hiçbiri yok. Evet. Mesela geçen sene 88 tane nikah kıymışım. 88 tane nikah. Oo. 2 ay bir süre. Ya günde 8 tane nikah kıydım biliyorum. Ekremlerde beraber. Evet. Sadık. Merhaba. Nasılsınız? Sarı Hanım. Aynen. Buyurun. Fotoğrafları Ondan görünce. Diğer kişilerle oradaydım. Öyle mi? Ben şu tarafa gidiyordum. Ne yapıyordum acaba? Evet, biliyorum. Sizi ziyarete geldim. İyi misiniz? Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Afiyet olsun. Ne içiyorsunuz siz? Komposto. Komposto. Tabii. Oo, çok iyi. Buyurun küçük hanım. Çek aşkım çek. Ha. Hadi bakalım. Hadi soğutma hadi. Hadi afiyet olsun. Çak. Evet, sohbet edin o zaman. Oo, yemek yenmiş. Vay. Çok güçlüler. Sence komik mi? Gerçekten güzel olmuş. Foça'da Atatürk ismi sadece mahallelerde var. Hiçbir yerleşik yerde böyle bir sosyal donatılımda ya da herhangi bir genç merkez ismi yok. Hmm, bence iyi. Evet. Gerçek güzel olmuş yani. Burası Foça Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yaptığı bir yer. Çok iyi. Yani çok iyi. Hikayesi çok farklı. Bunun iskeletinin ne olduğunu tahmin edemezsiniz abi. Bağrasında alaçık vardı ya. Evet. Sosyal marketin yanında. Demir bir şey vardı demir. Orada yani. İşte ondan 4 tane topladık, yan yana koyduk ve bunu yarattık. Vallahi çok iyi değerlendirilmiş bence. Evet. Ve bu çok kısa sürede yapıldı bildiğim kadarıyla değil Burası mi? Burası 6 ya da 7 ay gibi sürede bitti.
yani çok şık bir proje olmuş. Yani çok şey havadar, şık bir proje olmuş. Burası dans alanı. Aynı zamanda zumba, bale. Vallahi tebrik ediyorum. Çok iyi projelendirilmiş yani. Beğendim yani. Ben ilk defa geldim buraya. Ya zaten hani belediyecilik bence böyle olmalı. Kalıcı projeler, tamam mı? İşte siz gittiğinizde öteki gelip de ben beğenmedim burayı, ben de şöyle değiştireyim mantığıyla olmaması lazım. Bura şu an çok iyi kompleks bir yer olmuş yani. Tamamen insanların kullanımı için yani. Eskiden sosyal tesislerde işte yapılmaya çalışıyor, sıkış tepiş, şey kısıtlı. Tabii sen yapsın geldim, ben geldim, hadi sen çık, aynen, ben gireyim falan. Sıkıntı. Aynen. Burası benim gördüğüm kadarıyla 2 ay falan oldu herhalde, değil mi? 2 ay oldu. Başlayalım. 2 ay oldu. İzinleri bayağı sürdü. Evet. Yaklaşık burası da bir 5,5 milyonluk bir yatırım. Burada istediğimiz, amaçladığımız tek bir şey var. İnsanların gerçek anlamda nefes aldığı, ferah ferah dolaşabildiği, esnafın iş yaptığı, buraya gelenlerin ya bak burada da şunlar olmuş diyebileceği bir alan yaratmak. Bizim için evet, keyifli. İskeleleri yapacağız daha sonra. İskelelerde sıkıntımız var. O büyük rüzgar fırtınanın olduğu dönemde bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ama evet, tabii geçecek. Ya Foça'ya geldi vatandaş ya da sabah yürüyüşe çıktı. Ya evet, şurada engelli yürüyemiyordu. Kadınlar yürüyemiyordu. Aynen. Hani araç parkı, karavanlar park ediyorlar, şey yapıyorlar evet, falan. Şimdi ama tertemiz bir görüntü. Yeşil yani olacak, yürüyüş yolu, bisiklet yolu. Ya bisiklet yolu mesela bence çok önemli. Yani medeniyet kesinlikle açısından. Yaklaşık 8 kilometrelik bir hat olacak. Çok iyi. Depremde ağır hasar raporu aldıktan sonra yapacak bir şey vardı. Biliyorsun üniversiteyi kaldırdılar burada. Evet. Üniversiteyi kaldırdıktan sonra burada kızlar ve erkekler yurt olarak konuyordu. Totalde de 15 kişi kalıyordu. Gel. Kalan çok azmış ya. Ne Cuma'ya mı? Cuma'dan geliyorduk. Dersler vardı. Maşallah. Gel bakayım. Ne cami belliydi, ne işte böyle alan vardı. Şimdi evet, baktı sana uzun. İşte çamaşırın oldu, oturma yerlerin evet oldu. Güzel bir tuvaletin oldu, bir alana dönüştü. Ya bağırısı yani için evet, bence iyi bir alan olmuş ya gerçekten. Çünkü sıkıştı yani, gerçekten aynen sıkıştı burası. Bir de burada yapılaşma da çok fazla. Evet. Bence keyifli alan olmuş. Evet evet, iyi buraya olmuş ya. ...35 tane oyun parkı yaptık abi. 35 tane, Foça, yani yenileme değil. Sıfırdan yaptınız. Sıfırdan. İyiyiz biz de. Pazara mı gittin geldin? Pazara gittim, yoruldum. Sağlık hocam gidiyorum şimdi. Ne oldun? Aman kan verdim geçen salı günü. Perşembe günü. Bakalım ne diyecek? Yağın dozun az mı çok mu diyecek? Dikkat et kendine. Al ağzını mı versin, hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Burası çok farklıydı o zaman ya. Yani böyle harabe gibi bir yerde gördüğüm kadarıyla. Çok değişmiş yani burası. Şimdi ben buraya geldiğimde bizim Gürkan var. Gürkan dedi ki ya başkan da bu çatılar akıyor dedi. Ne yapacağız dedi. Hiçbir şey yok abi, sadece çatı. Evet. Yaparız ne olacak ya. Abi çatıyla bir başladık. Taş duvarı, içerinin elektrik tesisatı, su tesisatı, pimapenleri, havuzu, düzenlemesi. Evet. İyi abi sen lan. İyi abi, abi hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Baksana abi. Hatta Foça Gönlüm'de. Ben de bunu gördüm. Hortum çekmiş. Fabrikadan dereye atıyor direkt bak. Bunların şuraya arıtması yok mu? Yok. Baksana şuna, rezilliğe bak. Bugün şikayet edildi yani, bildin mi? Biz de ettik ya. Dede ne yapıyor? İyi misin? İyiyim, seni gördüm. Daha iyi. Doğru söyledim bak, haberim var. Not aldı. Arazi yolu bak çok kötü. Traktörle zor geçiyor. Yapalım abi. Yapalım. Aşkım biliyor orasını. Sen tam adresini söyle, ben takip edeyim bari. Oranın adı yok ama ada içinde oluyor bu. Ada içinde. Hangi yolda Mehmet? Ya bu Ethem Korkut'un yerlerine gidiyor. He evet.
Orası çok kötü. Ethem Korkut'un yerlerine giden yol. Giden yol. Bir de Ahmet Bey Tepesi. Ahmet Bey Tepesi. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolay abi? Gelsin. Elinize sağlık, kolunuza sağlık. Ben bu tarafa da gelmemiştim. Bak, evet. Bu güzel bu tarafta. Düzelecektim abi buraları. Olur iş, zor iş. Kolay gelsin abiciğim. Ben geldiğimde mesela kullanılmıyordu. Hmm. Artık camları kırılmıştı, taşları düşmüştü. Mesela gelir gelmez buraya açtık. Yani büroda çalışan 100 küsur arkadaş var. Hepsi şu aşağıdaki iyi. Belediyedelerdi. Bir de şey üst üstelerdi bildiğim kadarıyla. Kolay gelsin. Merhaba. Yemekten kalkmayın lütfen. Lütfen yemekten kalkmayın. Afiyet olsun. Bu dükkanların hepsinde yani bütün dükkanlarda bütün eski dükkanların olduğu yerler yıkım kararları vardı. Yani çarşı içindeki tabii, yerler. Hem biz yıkım kararlarından kurtulduk hem de esnaf burada bir arada iş görüyor, iş yapıyor. Hayırlı işler, kolay gelsin Arif abi. Sağ ol. Hem iş yapıyor bir de hepsi bir arada. Yani şunu ben yapmaya çalışıyorum. Ya sizin verdiğiniz oylarla seçilen bir belediye başkanı, sizin verdiğiniz vergilerle maaş alan bir belediye başkanı. Ve gerçekten yani devlet memurusun, hizmet etmek zorundasın. O yüzden zaten talep ediyorsun ve seçilirsen bu görevi yerine getiriyorsun. Öbür türlü insana uzak kalmak için ne bileyim bana çok acayip bir ilk zamanlar yadırgıyorlar. Şort giyiyorum, motor kullanıyorum falan diye. Ama baktılar ki normal hep böyleymiş. Şimdi alışıldı.